İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Rusya ve Türkiye Karadeniz'de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi. Arzurun Hovhannisyan, Azerbaycan Paşinyan Aliyev kontekstinde 11-15 Mart günlerinde gerçekleştirdiği askeri tatbikatla baskı oluşturmayı deniyor. Bako Sahakyan, Ancey Kasperşik'i makamında kabul etti. Konstantinopolis Patriği Mesrop Başepiskopos Mutafyan İstanbul'da vefat etti. Suriye'de durum. Rusya ve Türkiye İdlib'de ortak devriyeye başladı. Anıt uzmanı Samvel Karapetyan, Azerbaycan'da Hristiyan anıtlarının imhasına değindi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya ve Türkiye Deniz Kuvvetleri Karadeniz'de ortak bir tatbikatta bulundu. Karadeniz Donanması'nın basın sekreteri Alexey Rulyov yaptığı açıklamada Rusya'nın Karadeniz Donanması'na ait savaş gemileri ile Türkiye Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemilerinin tatbikatı sırasında Karadeniz bölgesinde işbirliği, ayrıca olası mine tehlikesinin bulunduğu bölgeden gemileri geçirme gerçekleştirildi. Yetkili, Türk denizcilerin 6-8 Mart'ta Mavi Vatan 2019 ulusal tatbikatının bir parçası olarak Novorossiysk Limanı'nda bulunduğunu söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ile Ankara arasında S-400 hava savunma sisteminin elde edilmesine ilişkin anlaşma konusundaki tartışmayı açıklamasının ardından, Rus-Türk ortak askeri tatbikatları başladı ve hükümetinin Amerikalı müttefiklerinin şikayet etmesine rağmen anlaşmayı durdurmayacağını belirtti. Erdoğan, imzaların zaten belgelerde olduğunu ve ilk tedariğin Temmuz ayında gerçekleştirileceğini belirterek, "Biz bağımsız bir Türkiye'yiz, biz köle değiliz," dedi. Deniz hukuku ile ilgili tüm meseleleri anlayış ve işbirliği ruhu içinde düzenleme arzusu ile yerine getirmeyi, deniz alanı sorunlarının yakından ilişkili olduğunu ve bir bütün olarak ele alınması gerektiğini bilince çıkarmayı, sözleşme aracılığıyla bu sözleşmedeki tüm devletlerin egemenliğini tanımak ve değerlendirmek, uluslararası iletişimi ve denizlerin ve okyanusların barışçıl amaçlarla kullanılmasını teşvik edecek denizler ve okyanuslar için yasal bir rejim oluşturmayı, bu hedeflere ulaşılmasının adil ve eşit bir uluslararası ekonomik düzen oluşturmasına katkıda bulunacağı gerçeğini dikkate alarak, deniz hukuku düzenlenmelerinin ve bu sözleşme ile ilerici gelişimin tüm devletler arasında adalet ve eşitlik ilkelerine uygun olarak barış, güvenlik, işbirliği ve dostça ilişkileri teşvik edeceğine inanmayı hatırlatırız. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, deniz hukuku hakkındaki 10 Aralık 1982 yılındaki Birleşmiş Milletler Teşkilatı Konvansiyonu'nu 9 Ağustos 2016 tarihinde onayladı. 11-15 Mart günleri arasında gerçekleştirilen Azerbaycan'ın askeri tatbikatına değinen Ermenistan Cumhuriyeti'nin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arzurun Hovhannisyan, tatbikatın Paşinyan-Aliyev görüşmesi kapsamında düzenlendiğini ve baskı girişimini amaçladığını belirtti. 2011 tarihli Viyana Belgesi'nin 5. bölümünün 40. maddesinin 1.1 bendine göre, destek birlikleri de dahil olmak üzere en az 9.000 kişinin katılımı ile düzenlenen tatbikatlar bildirime tabidir. Arzurun Hovhannisyan, Azerbaycan sözleşme çerçevesinde verilen yıllık bilgilerde katılımcı devletlere söz konusu olan tatbikat hakkında hiçbir bilgi vermedi. Bu durumlarda yukarıdaki maddeye göre Azerbaycan Cumhuriyeti en kısa zamanda bildirimde bulunmalıdır. Ama tatbikatın yapıldığına dair herhangi bir bildirim alınmamıştır. Bu tatbikatın Paşinyan-Aliyev toplantısı bağlamında düzenlendiği düşünülüyor ve bu Ermenistan'ın kurtarılmış bölgelerden Azerbaycan'a hiçbir toprak vermeyeceği açıklamasına yanıt olarak bir baskı girişimidir ifadesini kullandı. Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bako Sahakyan, Agit dönem başkanının kişisel temsilcisi Ancey Kasperşik ile bir araya geldi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Ofisi'nin bildirdiğine göre toplantıda Artsakh ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasındaki temas hattının mevcut durumuyla ilgili bir dizi konu ele alındı. Uzun süredir Yedikule Surpırgıç Hastanesi'nde tedavi gören Patrik II. Mesrop Mutafyan bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Patrik Mutafyan, 16 Haziran 1956'da İstanbul'da doğdu. 1963-1968 Taksim Eseyan Ermeni İlkokulu, 1968-1973 Nişantaşı İngiliz Erkek Lisesi,
1973-1975 Almanya'daki Stuttgart Amerikan Lisesi, 1975-1979 ABD'deki Memphis Üniversitesi'nin Sosyoloji ve Felsefe lisans eğitimini tamamladı. Patrick Mutafyan 14 Ekim 1998'de patriklik makamına seçilmişti ancak 10 yılı aşkın süredir frontal demans rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Patrick II. Mesrop 2008 yılında ortaya çıkan rahatsızlığının ardından görevini yerine getiremiyordu. Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi'nin yazdığına göre Halep'in güneydoğusunda Suriye Arap Ordusu ile yasa dışı silahlı gruplar arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Bölgenin bir kısmında cihatçıların Nairab adlı havaalanı ile Al-Maliki yerleşim yerine gerçekleştirdiği ve iki çocuğun öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı saldırılar sonrasında çatışmaların şiddetlendiğini hatırlatalım. Suriye ve Rusya savaş uçakları İdlib'e karşı hava saldırısına başladı. Suriye ve Rusya ortak hava saldırılarında Caiş al-İzza terör grubunun aralarında üst düzey bir komutanının da bulunduğu 20'den fazla elemanı öldürüldü. Suriye kaynakları, Caiş al-İzza grubuna bağlı pek çok teröristin yıkık üslerini temizlemeye kalktıkları sırada yıkıntılar arasında kaldığını ekledi. Suriye'nin resmi sana haber ajansı verilerine göre ordu, bölgenin güvenli köylerini istila etmek için kullandıkları siperleri yok ederek terörist gruplara büyük zararlar verdirdi. Türkiye İdlib'e asker göndermeye devam ettikçe şimdi Suriye kuvvetleri ve kendi müttefikleri tüm güçlerini hava saldırılarına odaklıyorlar. Al-Masdar News'un belirttiğine göre Türk ordusu son 5 gün içinde ikinci kez Suriye'nin kuzeybatısına birlikler yolluyor. Türkiye Savunma Bakanı, Türkiye'nin silahlardan arındırılmış bölgede, Rusya'nın ise silahlardan arındırılmış bölgenin dış çevresinde devriye görevini yerine getireceğini belirtti. Onun sözlerine göre ortak devriyede bulunma ateşkes rejiminin korunması ve Suriye'nin kuzeybatısının istikrarı açısından önemlidir. Türkiye Savunma Bakanı müzakerelerin yalnızca Rusya ile yapılmakta olduğunu, gerekirse İran ile de yapılabileceğini vurguladı. İdlib eyaletinde silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması hakkında Rusya ve Türkiye arasındaki anlaşma Eylül ayında Soçi'de elde edilmişti. Anlaşma şartlarına göre Ekim ayının ortalarına kadar silahlı grupların ve Suriye ordusunun tüm ağır silahlarının bölge dışına çıkarılması, daha sonra sınır çizgisinde Rus-Türk devriyesinin görev yapması ve Halep-Laskiye ile Halep-Hama otoyollarının açılması planlanmaktadır. Anıt uzmanı Samvel Karabedyan, Azerbaycan'da Hristiyan anıtlarının imhasına değiniyor. Anıt uzmanı Samvel Karabedyan kendi Facebook sayfasında şunları yazdı. Söyleyin, eğer Hristiyan ahvanlar sizin eski atalarınız ise neden açkarları imha ediyorsunuz? Yeni resimlerini yerine yerleştirdiğinizde işgal edilmiş Şamyon bölgesindeki Hırhapor köyünün kilisesine yönelik kendilerinin Hristiyan ahvan atalarıyla övünen şimdiki Azerbaycanlıların gerçekleştirdiği tecavüzler görünür oluyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Viken Hovsepian'ın seslendirdiği Gulu adlı eseri sunuyoruz. Lankov sargi eretes patsi Gulon tun cheren stalatsi Vaile gulo yaman gulo Gulon tun cheren stalatsi Vaile gulo yaman Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.